İlkokulu bitirdikten sonra hafızasını ikmal etti. 1966'da Kayseri İmam Hatip Lisesi'ni, 1970'te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. 1977 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda çalıştı. Ankara Yeni Mahalle Vaizi iken İstanbul'da açılan Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katıldı. Kursun bitimine 6 ay kala 5 Aralık 1977'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne hadis asistanı olarak göreve başladı. 1982 yılında Erzurum İslami Bilimler Fakültesi'ne sunduğu Muhtelefül Hadis İlmi, Buluşu, Muhtevası ve Çözüm Yolları adlı teziyle doktor oldu. Bir ara Kültürel İşlere Bakan Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 1987 doşentliğe, 1993'te profesörlüğe yükseldi. 94-97 eğitim öğretim yıllarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevinde bulundu. 2012 yılında emekliye ayrıldı. Üçü erkek, bir kız, dört çocuğu vardır. İmam Hatip Okulu'nda öğrencilik yıllarından beri mahalli ve ulusal gazete ve dergilerde yazılar yazdı ve yöneticilik yaptı. Özellikle Kayseri Hakimiyet Gazetesi, Yeni İstiklal, Sebil ve Yeni Sabah gazeteleri, Diyanet Gazete ve Dergisi, İslam, Toprak, Tohum, İslam Medeniyeti, Hak Ses, Nesil, Din Eğitimi, Altın Oluk, Bilim ve Hikmet, Yeni Ümit ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi dergilerde çok sayıda yazıları yayımlandı. İslam ve Tohum dergilerinin açtığı makale yarışmalarında birincilik kazandı. Bu arada çeşitli dergilerde Lütkan, Münir Lütfi ve İsmail Zeyiloğlu hastalarıyla yazılar yazdı. Ayrıca Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğrenciyken Türkiye Yüksek İslam Enstitüsü Federasyonu'nda sekreterlik ve mezuniyetinden sonra da Türkiye Din Görevlileri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. İslam adına İslam'da kılık kıyafetle örtünme, Hz. Peygamber ve aile hayatı, sünnetin dindeki yeri, yeni ve çağdaş bir tebliğ metodolojisi gibi tartışma ilmi toplantılarda organizatörlük ve bu toplantıların kitaplaşmasında editörlük görevini yürüttü. Gençliğin kaleminden üç cephesiyle akif ve hadislerle ahlaki davranış adlı anonim eserlerde belli bölümleri yazdı. Sünen-i Ebu Davud tercüme ve şerhinde mukaddeme yazdı ve eserin ilk 8 cildinin redaksiyonunu yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve ansiklopedinin ilk 10 cildine 70 kadar madde hazırladı. İslam Medeniyeti Vakfı ve Ensar Vakıfları'nın kurucuları arasında yer aldı. Ayrıca yurt içinde düzenlenen birçok sempozyuma tebliğci ve müzakereci olarak iştirak etti. Hocamızın dördü Ensar'dan basılmış 42'ye yakın eseri bulunmaktadır. Kıymetli hazırın, muhterem misafirler, ben sözü muhterem hocam Profesör Doktor İsmail Yüksel Çakal hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Muhterem dostlar, bu Ensar Vakfı Genel Müdürü böyle bir ders, vefa dersleri diye bir şeyle beni davet etmiş oldu. Bu ders nasıl yapılır? Burada bu dersi bulunanların hemen hepsi yapabilir. Ben ne edeceğim şimdi? Tereciye tere satacağım Mustafa Hoca. Efendim, zor bir pozisyon. Sohbet edeceğiz gibi anlayarak ben biraz da kolayca evet demiştim. Lafın kelime ders olunca müsaade edeceksiniz. İçinizden biri olarak efendim biraz bazı noktalarda derse benzer bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra herhalde sohbete dönüştürürüz bu işi. Aslında vefa dersleri deyince bu vefa geçmişe dönük olarak mı bir anlamı ifade ediyor yoksa semtten kaynaklanan bir isim mi? Bunu da tartışmak lazım. Mehmet Aydın Bey, Devlet Bakanlığı da yapmış olan ilahiyat profesörü Mehmet Aydın Bey bir gün böyle bir toplantıda konunun başlığı birkaç satır. Uzun bir başlığı var. Şurada Berk Otel mi ne vardı? Berk Otel mi? Orada konuşmacı olarak geldi. Bir nükteyle söze başladı. Dedi ki biz kelamcılar, felsefeciler, konuya hazır olmadığımız zaman
konunun başlığını tartışarak söze başlarız. Şimdi dedi burada bir sürü bir şey yazıyor. Yani bu şu demek mi, bu demek mi diye başlığı tartışırken yarım saatlik konuşma süresini doldurdu. Ve tabii arada da bir şeyler söyledi. Şimdi biz öyle yapamayacağız. Biz de bu son günlerde benim için özellikle son birkaç yıldır biraz daha yoğunlaşma zorunluluğunu hissettiğim ümmet ve ümmeti Muhammed çevresindeki problemler, iç ve dış odaklı ümmete yönelik problemler konusunda bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim İslam kültür ve medeniyetimizin temel esasları, yani karakteristik temelleri bir başka ifadeyle, tabii belli ögelerden oluşmakta. Bunları şöyle, işte yansı mı diyorlar şimdi, yansıda da göreceğiniz gibi birkaç maddede bir araya alt alta yazmamız mümkün. Bunları artırmak da mümkün. Ben konunun genel çerçevesini şu ifadelerde buluyorum. Bizim kültür ve medeniyetimiz, İslam kültür ve medeniyeti, kaynak olarak vahye, inanç olarak tevhide, önderlik olarak risalete, beşeri ortam olarak ümmete, uygulama olarak sünnete, eylem olarak sabır, cihat ve hicrete, yöntem olarak talim ve tebliğe, beşeri ilişki açısından uhuvvete ve bunları tamamını değerlendirme bakımından da akla ve ferasete dayanır. Şimdi bu çerçeveyi birkaç cümleyle açıklayacak olsak herhalde sohbet bayağı devam edecek demektir. Biz vahiy öncelikli bir dünyanın insanlarıyız. Akıl öncelikli bir dünyanın insanları değiliz. Aklın görevi vahyi anlamak, yorumlamak ve yaşanır hale getirmektir. Akıl vahyin muhatabıdır. Rakibi değildir. Tam kızdığım kelimeyi telaffuz ettim. Rakibi değildir. Vahyin yerine geçecek güçte bir nimet değildir. Vahyin muhatabıdır. O yüzden bizim dünyamızda öncelik vahyindir. Aklın değildir. Aydınlanma felsefesinde ise bilgi kaynağı olarak akıl, gözlem, deney diye bu tamamen maddi üç şeyi aydınlanma felsefesi esas kabul etmiştir. Ortada vahiy yoktur. Onlar vahyi bilgi kaynağı olarak görmüyorlar. Üçüncü, din şurasında idi sanıyorum. Din şurasında o günkü Cumhurbaşkanı bir açış konuşması yapıyor, protokol konuşmaları. Bütün dinleyenler değişik fakültelerden, işte ülkedeki hoca efendilerden seçilmiş, davet edilmiş, gelmiş. Hepsi din adamı kişilere. Konuşmasında şunu söylüyor. Meseleleri diyor, akıl ve bilimin bilimle, bilimin ölçülerine göre
halledeceksiniz. Din adamlarına dinden söz etmiyor. Dini, vahyi, bilgi o kaynağı olarak kabul etmiyor. Tabii bunu açıkça da söylemiyor. Düz bir cümle olarak aklın ve bilimin kurallarına göre meseleleri çözeceksiniz. Vahiy yok. Bunu da ben bizzat kendim şahit oldum. Yani orada ben de vardım. Biz halbuki vahiy öncelikli bir dünyanın insanlarıyız. Bizim her şeyimizi vahiy tespit ve tayin eder. اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ ayeti kerime. Yaratmak da, yönetmek de Allah'a aittir. Bizim gibi düşünmeyenler ne diyorlar? Yaratmak tamam, Allah'a ait. Biz bir şey yaratamayız. Ama yönetmek deyince, şu kendi işimizi, kendimizin yönetmesi ni Allah Teala bize bırakmalı. Yani ona karışmasa ne oldu, niye karıştı? O karışmamalı. Yönetim, hayat bize kalsın. Biz de diyoruz ki hayır. Ela lehul halku vel emr. Yaratmak da, yönetmek de Allah'a aittir. Tamam. Yönetmek önemli olan, yaratmak tamam, bitti. Ama yönetim, Allah Teala toplum hayatını nasıl yönetir meselesine gelince, Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin tekvini ve tedbiri fiilleri vardır. Tekvini, tedbiri, efali, tasarrufları vardır. O yaratmakla ilgili işte. Kainattaki varlıkların her birine bir görev vermiş, o varlıklar o görevi yapmak üzere devam edip gidiyorlar. İsyan etmeleri falan mümkün değil. Ama Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bir de teklifi fiilleri vardır. Yani teklif ettiği, emir verdiği, yasak koyduğu, şöyle olsun, böyle yapılsın, böyle yapılmasın şeklinde teklifi fiilleri vardır. Bu teklifi fiilleri işte Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bu teklifi fiillerini biz kestirme yoldan insan hayatına ilahi iradenin müdahalesi, ilahi iradenin İnsan hayatındaki tasarrufları diyebiliriz. Nasıl bildiriyor Allah Teala bu teklifi hükümlerini? Hepimize ayrı ayrı vahiy gelmiyor. Onun da kuralı Risalet müessesesi işte. Aramızdan seçip görevlendirdiği, kendisine elçi olarak görevlendirdiği peygamberler aracılığı ile teklifi hükümlerini mükellef olan insanlara ulaştırıyor. Binaenaleyh böyle olunca peygamberler ve Hazreti Peygamber ne oluyor? İlahi iradenin beşeri platformda temsilcisi oluyor. İlahi iradenin ve müdahalenin temsilcisi. Allah'tan aldığı emirleri bizlere getirip, şu iş şöyle olacak, bu iş böyle olacak, şu yapılmayacak, tamam. Böylece Allah'ın yönetimine Rasûlullah Efendimiz aracı olmuş oluyor, temsilci olarak. Peki, Efendimiz'in bu temsilcilik görevi dolayısıyla yapıp ettikleri ne biz ne diyoruz? Sünnet-i Seniyye. Sünnet de Peygamber Efendimiz'in ilahi irade-i temsilciliğinin ürünü. Yani temsilcisi oluyor. Sünnetin temsilcisi, temsilcileri ne? Bilgi ve belge kaynakları olan hadis-i şerifler. O halde Allah Teala
ve Hazreti Peygamber, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Teala'nın iradesini hayata intikal ettirmekte öncülüğü, liderliği, örnekliğinin neticesi olarak yaşadığı hayat, sünnet-i seniyye ve onların bilgi ve belgeleri olarak bize intikal eden yazılı metinler olarak da hadis-i şerifler bu akışın elimizdeki bir başka yerde bulamayacağımız değerleri olmuş oluyor. Rasûlullah Efendimiz'in işlevsel konumu budur. İlahi iradenin temsilciliği. Bütün peygamberlerin konumu budur da artık biz Efendimiz'den konuşuyoruz. O halde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun sünnet-i seniyyesine, o sünnetin bilgi ve belgelerine yönelik olarak ümmetin, Müslümanların, yani Rasûlullah'ın risaletini kabul etmiş olan ümmeti icabetin bunlara yamuk bakması mümkün değildir. Şayet bu konularda bir yamukluk söz konusu olursa, o takdirde o temsilciliğin ortaya koyduğu, geliştirdiği, yetiştirdiği beşeri platform demek olan ümmet yara alıyor demektir. Ümmet zedeleniyor demektir. Değişik açılardan ümmet olması gereken kıvamı kaybediyor demektir. O yüzden bizler Müslümanlar vahiy öncelikli bir dünyanın insanlarıyız. Vahyi öncelemek bizim kimlik ve kişilik bakımından olmazsa olmaz vazifemizdir. İmam Buhari Hazretleri de Sahih Buhari'ye Keyfe kâne bed'ül vahiy diye bir bölümle başlamıştır. Ve hiçbir hadis kitabı da böyle başlamaz. Buhari'nin vermek istediği mesaj, benim biz vahiy öncelikli bir dünyanın insanlarıyız cümlemde yatıyor. Buhari de diyor ki, biz vahiy önceleyen bir ümmetiz arkadaş. Keyfe kâne bed'ül vahiy? Vahiy nasıl başladı? Ben bu kitabın daha başlangıcında size bunu açıklayayım deyip, vahyin ne olduğunu, nasıl başladığını, bizim dünyamızın nasıl kurulmaya başladığını, Efendimizin risalet görevini nasıl aldığını, ilahi irade temsilciliğinin bizim dünyamıza nasıl yansıdığını, hangi aşamalardan geçerek yansıdığını göstermeyi ilk iş olarak ele almış vaziyette. Vahiy öncelikli hayata bakanla vahiy öncelikli bakmayanların farkı çok açıktır. Vahiy öncelikli olaylara bakan insanlar da feraset, asli ifadesiyle firaset melekesi gelişir. Vahiy öncelikli bakmadığınız zaman, işte aydınlanma felsefesinde olduğu gibi deney, gözlem, akıl dersiniz, gözünüzün gördüğüne inanırsınız. Olayın arka planında bir şeyler daha olabileceğini düşünme ihtiyacını hissetmezsiniz. Bu da bir nevi körlük getirir. Görüyor gibi zannedersiniz kendinizi ama asıl gerçeği görmüyorsunuz. Dışarıya çıkmış olanını, yansıyanını görüyorsunuz. Firaset, atçılıkla ilgili bir feras kelimedir. Feraset, çok yönlü görüş demektir. Atların görüş ufku 165-170 dereceymiş. Normalde bir at 165 veya 170 derecelik normal halde arkayı da yanları da görüyor yani. Yarış yaparken niye atlara gözlük takıyorlar? Hedefe odaklansın, geriyi yanı görüp de şaşırmasın diye.
onların görüş ufuklarını daraltmak için o gözlükleri takıyorlar. Feraset dediğimiz şey, insanlar biz de ilk baktığımız önümüzü görüyoruz. Ama feraset sahibi insan yanı da öbür tarafı da görüş ufku açısı geniş olduğu için hatta geri planda kalan bazı şeyleri de görür, hisseder, fark eder. Feraset budur. Bunun kaynağı da vahiy öncelikli düşünmek, yaşamaktır. Akıl öncelikli yaşadığınız zaman sadece burnunuzun önünü görürsünüz. O yüzden bizim medeniyetimiz kaynak olarak vahye dayanır. İnanç olarak tevhide, Allah'ın mutlak birliğine. Bütün peygamberler, dostlar, Allah'ın mutlak bir olduğunu getirmiş, tebliğ etmişlerdir. Herhangi bir peygamber Allah birdir, öteki bir peygamber de Allah ikidir, üçtür veya bizim millete aittir diye bir mesaj vermemiştir. Yahudiler Yahova'yı kendilerine tapulamışlar. Başka hiçbir milletin tanrısı değil diye inanıyorlar. Hristiyanlar da ne ettilerse Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid ilkesini teslise çevirdiler. Üç birdir, bir üçtür bilmem ne. Onlar da işi saptırdılar. Ama onların saptırmaları sünnetullahı değiştirmez. Peygamberlerin ana görevleri Allah'ın birliği ilkesini duyurmaktır. Onlar tevhid mücahitleridir. Hadi reklam yapalım mı? Hüseyin Kader. Hüseyin Bey'lerin Ensar Vakfı'nın yayınladığı, bizim bir arkadaşımızla hazırladığımız Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberler ve tevhid mücadelesi diye kocaman bir kitabımız var. Bütün peygamberler tevhid mücahitleridir. Biz bozmuşuz onu. Şimdi en yalın şekilde en son olarak Peygamber Efendimiz tarafından tevhid ilkesi benimsetilmiştir. Bizi Allah tevhidden ayırmasın. Vahyin gereği tevhiddir. Allah'ın mutlak birliğidir. Hiçbir şeye benzememesi, eş ortak olmaması. Müşrikler Allah'ı inkar etmiyorlar biliyorsunuz. Onlar Allah'ı kabul ediyorlar ama Allah'a uluhiyet sıfatlarında bazı nesneleri ortak ve eş olarak vasıflandırıyorlar. Şirk buradan kaynaklanıyor. Küfür tamam, inkar ediyor. Kafir inkar ediyor. Kafir daha samimi. Müşrik ve münafık daha böyle karışık bir vardır ama işte şu da onun yardımcısıdır. Şüfaaun indallah. Putlar Allah katında onların şefaatçileriymiş. Bunu böyle diyorlar en azından. Onun için tevhid dediğimiz zaman bu eş, ortak, benzer kesinlikle kabul etmez. Şimdi burada hanımlar olmasa size bir yaşlı 80 yaşındaki bir hoca efendinin tevhid ilkesini anlatışını naklederdim ama ne yapsak? Bizim İrfan Gündüz Bey'in dedesi Yeşilhisar'da 80'li yaşlarında vaaz ederken İhlas Suresi'nden başlamış. Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. İki diyenin bilmem nesine. Küfür. Baştan sona hiç camide. İrfan Bey diyor ki cemaat yatıyor. Dedem hiç diyor şey yapmıyor. İki diyenin dümdüz gidiyor. Yani tevhid mutlak Allah'ın birliğidir. Bunun benzeri ikisi, üçü bilmem nesi olmaz. La ilahe illallah. Biz bu ikrar ile la deyip bir ortalığı temizliyoruz. Tasavvufta da var bu belki. Deniyor ki bir neticeye ulaşmak için
O neticeden önce iki ameliye lazım. Bir, tehalli. İki, tehalli. Sümmet tecelli. Et tehalli, sümmet tehalli, sümmet tecelli. Tehalli, tahliye. La ilahe. Bu tahliyedir. Öyle. İlah yoktur. Sonra tehalli, donatma. O boşalttığınız yere, yeri orada olması gereken güzelliklerle bezeme, donatma. İllallah. Ondan sonra da neticeyi, tecelliyi bekleyeceksin. La ilahe illallah dedikten sonra. Bizim daha kelime-i tevhidimizde bu var yani. Onun için tahliye yapmadan, tahliye yapmadan tecelli beklenmez. Ekmeden, biçmeden, efendim ver Allah'ım ver, bu iş olmaz, zahmet çekmeden olmaz. Her şeyin usulü, yolu, yordamı, yöntemi vardır. Bizim köyde her şeyin yolu, yordamı vardır derler. Ya bu yordam ne diyordum? Meğer yöntemmiş Mustafa Hoca. Yolu, yöntemi var demekmiş de bizim köyde yolu, yordamı var diyorlar. Onun için tevhid yalın bir gerçektir. Önderlik olarak risalete, bizim dünyamız Hazreti Peygamber'in önderliğine den kaynaklanır. Asıl belki burada üzerinde duracağım şeylerden biri burası. Allah elçiliği kurumuna. Allah Teala biliyorsunuz bunları da ben işte bu saati dolduracağız. Nasıl dolduracağız? Efendim isteseydi hepimize vahiy yoluyla kendi iradesini bildirirdi. Onun için bir aciz söz konusu değil. Ama vahiy akımına bizim mükerrem ve mükemmel yaratılışta olmamıza rağmen vahiy akımına dayanacak güçte olmadığımız için bizim alıcılarımız o vahiy akımına dayanamayacağı için Allah Teala aramızdan bazılarını seçiyor, onları hazırlıyor. Onlara da doğrudan bildirmiyor. Cebrail vahiy meleği aracılığı ile onların algılayabilecekleri dozajda emirlerini bildiriyor. Buna rağmen vahiy seanslarında Resulullah'ın geçirdiği değişik halleri kitaplarımız bize haber veriyor. Onun için Allah Teala noktasından bir şey yok, mani yok da alıcılar bozuk olduğu için, bizim alıcılarımız dayanamayacağı için aramızdan seçtikleriyle hükümlerini bize bildiriyor. Böyle sünnetullahı, böyle irade buyurmuş. Onun için Risalet kurumu, peygamberlik kurumu, Allah ile kulları arasındaki irtibatı Yüce Rabbimizin iradesi istikametinde geliştiren, oluşturan bir kurumdur, müessesedir. Peygamber olmadan ümmet olmaz. Sorumluluk söz konusu değildir. Biri gelecek, şu şöyle olacak diye anlatacak ki sonra yapıp yapmadığından sorumlu tutsun. O yüzden de Allah Teala'nın kendi emirlerini bize peygamberler aracılığıyla, risalet kurumu aracılığıyla, ki risalet kurumu da mahza rahmettir. Rahmet kurumudur. Ayet-i kerimeler öyle ifade ediyor. Bu vahiy, peygamberlik Muhammed'e değil de işte şu iki şehrin, şehirden birinin büyüğüne gelmeli değil miydi diye peygamberliği başkalarına yönlendirmeye çalışan müşriklere hitaben ehum yaksimune rahmete rabbik. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyor? Bu görev onlara mı verildi? Rahmete rabbik, oradaki rahmet risalet, elçilik, peygamberlik. Peygamberlik kime, peygamberliğin kime verileceğini onlar mı tayin ediyor? Kaldı ki onların rızıklarını da biz veriyoruz. Onun için risalet kurumu rahmet kurumudur. İlahi rahmet risalet kurumu ile, peygamberlik kurumu ile dünyamıza yansımıştır bütün boyutlarıyla. Şimdi Allah elçisi bir peygamber gelip
tebliğde bulununca, aldığı vahyi insanlara duyurunca. Peygamber burada nötr görevdedir. Allah Teala neyi nasıl emretmişse o şekilde getirip muhataplara duyurmak zorundadır. Artıramaz, eksiltemez, çoğaltamaz, erteleyemez, öne alamaz. Nerede, ne zaman, kime, nasıl duyurulması emredilmişse tebliğ budur. Onu öylece duyuracak. Ama duyanların o tebliği olduğu gibi anlaşılması lazım, geldiği gibi anladıklarını söylemek mümkün değil. Onlardan gelecek sorular veya Hazreti Peygamber'in ihtiyaç hissedeceği açıklama noktasına iş gelince tebliğin açıklanması, vahyin açıklanması niteliğinde Efendimiz konuşmaya başlayınca beyan görevi, peygamberlik görevinin ikinci faslı başlamış oluyor. Beyan görevi de bugünkü modern ifadeyle yorum, yani bu yorum dediğimiz yorumlama, tefsir etme değil, şu işte bu şarkıyı falan çok iyi yorumluyor, çok iyi söylüyor, ortaya koyuyor faslı var ya, o manada yorum. Yani anlaşılır kılacak şekilde, söz gerekiyorsa sözle, şekil gerekiyorsa şekille, fiil gerekiyorsa fiille o meseleyi anlatma, beyan etme görevi. Şimdi böyle olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliği kime arz ediyor? İnsanlara, henüz Müslüman olmamış olanlara. Yani ümmeti davete. Bütün insanlar, dostlar, hala Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidir. Ama ümmeti davet olarak. İslam'ın kendilerine götürülüp anlatılması gereken manadaki ümmet olmak haysiyetiyle bütün insanlık Resulullah'ın ümmetidir. Ümmeti icabet, biz müminler, Müslümanlar, kabul ettik ya Resulallah diyen Müslümanlar da onun davetine icabet etmiş ümmetidir. Binaenaleyh ümmet deyince iki ana kesimden oluşuyor. Ümmeti icabet, ümmeti davet. Biz tabi ümmet deyince ümmeti icabeti kastediyoruz. Şimdi Resulullah Efendimiz ilahi vahyi getirip açıklayıp o müşriklere, onların içinden de birileri kabul ettik ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün, Allah Teala'nın emirlerini de biz kabul ettik deyince ümmeti Muhammed'in ümmeti icabet kesimi oluşmaya başlıyor. Fert fert her inanan o ümmete bir ilave olarak ümmet oluşmaya başlıyor. Yani bir başka ifadeyle ne oluyor? Ümmeti Muhammed Kur'an-ı Kerim ekseninde sünnet-i Muhammed'le gerçekleştirilmiş sosyal bir yapı ve gerçekliktir. Onun için de ümmetle sünnet birbirinden ayrılmaz. Ümmeti, sünnetin olmadığı yerde ümmet yoktur. Ümmetin olmadığı yerde de sünnet yoktur zaten. Yani ümmeti Muhammed'i inşa eden sünnet-i Muhammed'dir. Efendimiz'dir. O yüzden burada beşeri ortam olarak ümmete, uygulama olarak sünnete sözcüklerini alt alta koydum ki bunlar arasında kopmayan bir bağ vardır. İkiz kardeş bunlar. Birbirlerinin yokluğuna tahammül edemezler. Ne ümmet sünnetin yokluğuna, ne sünnet ümmetin yokluğuna. Sünnete laf edenler neye laf ettiklerini anlasınlar. Bunları biraz sonra daha şey yapacağız. Ben belki önceden bazı şeyleri söyledim. Eylem olarak da arkadaşlar, bizim kültür ve medeniyetimiz sabır, cihat ve hicrete. Tabii buraya kadar olan kısımda bilgi tarafı söylenmiş oluyor.
Mekke hayatı hepimiz biliyoruz. Sabır, cihat başlamamış. Sabır, ademi şiddet ve tebliğ dönemidir. Lekum dinukum veliyedin esası geçerlidir. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Bunu bazı aklıyla hareket eden, ettiğini zanneden insanlarımız efendim diyorlar, lekum dinukum veliyedin laiklik ilkesini belirler. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Ben size bir şey demem, siz de bana bir şey demeyin. Her şeyi gidelim işte bir arada. Bu ayetin hiçbir zaman böyle bir ikili ayrıma yönelik olmadığını biz biliyoruz. Lekum dinukum veliyedin. Sizin şu andaki inançlarınız size ait. Siz onu yaşayın. Ben size müdahale etmeyeceğim. Veliye din. Ama benim dinim, benim inançlarım da bana. Ben dinimi yaşamaya devam edeceğim. Çokça söylenen bir laf var ya son zamanlarda, diklenmeden dik durmak, tam bu ayetin ifade ettiği şey bu. Çünkü güç yok, iktidar yok henüz daha Mekke döneminde. Mücadele edecek güç yok, azınlık var. İşte o zaman dik durmanın manası budur. Siz kendi inançlarınızla devam edin ama bilesiniz ki ben sizin inançlarınıza iştirak etmeyeceğim. Geçici bir süre için bile evet demeyeceğim. Ben kendi dinimi yaşayacağım arkadaş. Nasıl yaşayacağım? İşte göreceğim, efendim sıkıntılara sabredeceğim, tebliğimi yapacağım, yeni bir ümmet, bir cemaat oluşturmak için gayretlerimi sürdüreceğim demektir. Bu efendice aslında meydan okumanın bir alt seviyesidir. Ama Medine dönemine gelince ne oldu? Savaş izni verildi, kurulumlar, kuruluşlar artık yerine yerleşmeye başladı. İslam ilan edildi ve meydan okuma faslı başladı. Medine döneminde yine tebliğ, yine sabır ama gerektiğinde silahlı mücadele de var işin içinde. Hicret sabır merhalesinden, sabır ve tebliğ merhalesinden cihat ve tebliğ merhalesine geçişin adıdır. Ve kendisi de başlı başına bir cihat olayıdır. Hicret o basit bir yolculuk değildir. O yüzden yani eylem olarak temel eylem sabır, cihat, gerektiğinde de hicret. Yöntem olarak bizim kültür ve medeniyetimiz talim ve tebliğ. Tebliğ zaten baştan beri söylemeye çalıştığımız şey. Tebliğ ve davet, irşat ve tebliğ. En çok bunları beraber kullanırız. Arkadaşlar, dostlar, biliyorsunuz ama ben yine işte söylemiş olayım. Tebliğ, temelde henüz Müslüman olmamış olanlara yönelik olarak İslam'ı anlatmaktır. İslam'ın insana ulaştırılması görevidir tebliğ. Ama başlangıçta Resulullah Efendimiz'in de hayatında gördüğümüz gibi henüz inanmayanlara İslam'ı götürüp anlatmak, gerçek tebliğ odur, duyurmak. Ve tebliğin hükmü de sadece duyurulmasından ibarettir. Karşındakinin kabul etmesi şartı yoktur tebliğin yerine gelmesi için. İnneme aleykel bela. Sen duyuracaksın. Kabul eder etmez. Onun kabul etmemesi tebliğin yapılmadığı anlamına gelmez. Tebliğ yerine gelmiştir. Kabul ederse kendi lehine. Hicret gibi. Aynen hicret de böyledir. Hicret, hicret niyetiyle küfrü, şirki, darül küfrü, darül şirki terk etmektir.
terk adımı yeter hicret için. Müslümanlara iltihak adımı herkes için mümkün olmayabilir. Atılamamış olmayabilir. Yolda başına bir kaza gelmiş olabilir. Hicret niyesiyle evinden çıktı mı, hicret yerine gelmiştir. Oraya ulaşamasa bile. Tebliğ de böyledir. Tebliğ de duyurursun, yerine gelmiştir. Kabul edip etmemesi o başka bir şey. O seni ilgilendirmez. Onun için tebliğ gayrimüslimlere İslam'ın anlatılması, davet veya irşat dediğimiz kavram, terim de Müslümanlara, yani ümmeti icabete yönelik faaliyetlerin adına biz davet ve irşat deriz. Usul açısından farkı var mı bunun ikisinin? Var. Yani ağırlıklı olarak gayrimüslimlere yönelik tebliğde imrendirmek esas alınır. İmrendirmek. Onların beğenilerine İslam'ı sunmak. Çarpıcı yönleriyle İslam'ı anlatıp onları İslam'a imrendirme, iyi esas alan alır tebliğ temelde. İrşat ve davet ise bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi esas alır. Çünkü zaten Müslüman olmuştur, iman eden bir grup var. Onlara inandıkları konuların bilincine varmaları, bilgisini daha derinden kavramaları için yapılan faaliyetler davet ve irşattır. O yüzden bu iki tabiri ümmetin iki kesimine yönelik olarak böyle kullanırız. Henüz Müslüman olmayanlara tebliğ, Müslüman olanlara da irşat veya davet de bulunmak. Bizim yaptığımız din görevlileri olarak, Diyanet Müessesesi kurum olarak yapılan bütün faaliyetler ülkede yapıldığı zaman, camilerde yapıldığı zaman, Müslümanlara karşı yapıldığı zaman davet ve irşat faaliyetidir. Tebliğ faaliyeti de deriz ama asıl anlamda tebliğ değil o. Yani duyurma manasında tebliğ olur, ulaştırma manasında. Ama gayrimüslimlerle beraber Avrupa'da, bilmem nerede, şurada, burada eğer hizmet edeceksek, Müslümanlığı nakledecek, anlatacaksak, orada yapılan faaliyetlerin adı tebliğdir ve imrendirme esasına, temeline uygun olarak yapılması usule uygundur. Peki, yöntem olarak talim ve tebliğ. Tebliğ dış ülkelere yönelik, talim, eğitim ve öğretimde içe yönelik. Hem yetişkin Müslümanlara hem yetişen nesillere. Biz de eğitim, öğretim kurumları öyle kademeli değildir. Ümmette, ümmetin her kesimine efendim eğitim, öğretim verilecektir. Yapılacaktır. Dahilde talim, terbiye, hariçte tebliğ. Bu da ümmetin kendi içindeki aktivitesini gösterir. Beşeri ilişki açısından da geldik kardeşliğe. Ümmetin yapısı, vazgeçilmez yapısı din kardeşliğidir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَ Hocam, inneme hasır edatıymış. Ben fazla Arapça bilmem. Efendim, ve kendisi, hükmü kendisinden sonraki kelimeye hasredermiş. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak müminler kardeştir. Müminler ancak kardeştir değil. Ancak müminler kardeştir diye müminlere o innemayı tahsis etmek daha uygun olurmuş. İnnemel amalü binniyat. Ameller ancak ameller niyetlere göre değerlendirilir. Yani biz şimdi müminlerin kardeş olduğunu, ancak müminler kardeştir. Kardeşlik müessesesi müminler için geçerlidir. Ayet bunu böyle ifade
buyurmuş olmasına rağmen ümmet içerisindeki bölünmüşlüğü bu kardeşliğe nasıl sığdıracağız? Problem aha işte burada. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Hepimiz bunda iftihar ediyoruz. Allah bu şereften bizi mahrum bırakmasın. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَاَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ İfadeye bakın. Bu Resulullah Efendimiz'e anlatıyor bu ayet. Allah'a çağıran, çağrısına uygun, güzel ameller işleyen, yani söylemiyle eylemi uyumlu olan ve ben Müslümanlardanım diye konumunu belirtenden daha güzel çağrısı olan kim vardır? Biz şimdi elhamdülillah Müslümanız diyoruz. Ben son zamanlarda teklif etmeye başladım. Elhamdülillah ben Müslümanlardanım demeliyiz. Niye? Ben Müslümanlardanım demek ümmet boyutunu göz önüne getirmek demektir. Yani ben ümmeti Muhammed'in bir ferdiyim. Ümmeti Muhammed'denim demektir. Yine sen ben elhamdülillah Müslümanım dersen de ama bugün artık ben Müslümanlardanım dememiz gerekiyor. Müslümanım diye diye herkes kendisi gibi diyenlerle beraber olup bir cemaat oluşturuyor. Buraya bir dini cemaat, ötekiye bir yer bilmem ne. Bizim kapımız herkese açık, herkes aynı şeyi söylüyor. O kapıdan da başkaları hiç giremiyor ne oluyorsa. Ama ben Müslümanlardanım dediğiniz zaman ben her türlü Müslümanlık adına nerede ne varsa oraya girerim, çıkarım. Bana da Müslümanım diyen herkes beni kendisiyle bir bilir mesajını vermiş oluruz. Yaşar Kandemir Bey Hoca elhamdülillah ben Müslümanım diye bir kitap yayınladı son zamanlarda. Onun üzerine hoca ile kavga ediyorum hep. Genelde sorar, istişare ederdi kitap isimlerini falan filan. Hocam dedim, bu konuyu istişare etmeden yayınlamışsınız bu kitabı. Eğer bana sorsaydınız, ha vallahi ben bu kitaba ben Müslümanım değil, ben Müslümanlardanım diye ad koymanızı teklif ederdim. Dedim, kitabınızı tanıtıyorum yeri geldiği yerde ama bu kayıtla diye de söylüyorum kendisine. Yani bu kayıtla. Gerçekten artık ümmeti düşünmek zorundayız. Biz şimdiye kadar köyümüzdeki Müslümanları, ilçemizdeki, şehrimizdeki, çevremizdeki Müslümanlarla ilgili olarak daha çok yoğunlaştık. Ama bizden ibaret değil Müslümanlar. Ümmet, 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 ümmeti Muhammed'in dertleriyle dertlenme meselesi. Ümmeti gündemimize en geniş çerçeve olarak, daire olarak almak zorundayız artık. Bütün konuşmalarımız, sevinçlerimiz, üzüntülerimiz, gayretlerimiz, yapıp ettiklerimizin ucunda bir ümmet motifinin olması gerekiyor. Ki bu ümmet yeniden kendine has özellikleriyle belki ayağa kalkar. Ama bu kadar da kolay değil. Ben çok bu meselede son zamanlarda çok duruyorum. Netice itibariyle de yalnız kaldığım zaman da yahu diyorum Allah aşkına konuşup duruyorsun ama bu ümmetin öyle parçalanmışlığı var ki yani Sünni kardeşler, hadi en sonuçta Sünni kardeşlerle Şii kardeşleri nasıl birleştireceğim? Yani en son herkes birleşse herhalde bu iki grup yine varlığını devam ettirecektir. Yani ümmetin vahdeti çok zor bir hedef, yüksek bir hedef ama onu söz konusu etmemek, ondan hemen vazgeçivermek de
bizim hakkımız olan bir şey değil. Biz bunu zorlayacağız. Ne kadar rahatlatabilirsek. En azından aynı camide namaz kılan cemaatin namaz camiden çıktıktan sonra her birinin dergahı ayrı, onlar o tarafa, öbürler öbür tarafa gitmesinler. Bu da çok büyük bir dert. Ensarcılar, yok bilmem kimciler, falancılar, filancılar. Müslümanlar sanki dernek, vakıf, parti bilmem ne gibi bölük 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 bölünmüşler. Üye olmayan giremez. Eskiden kulüplerin kapılarında yazardı, hatırlarsınız. Üye olmayan giremez. Yani dini cemaatler de sanki böyle kapılarında görünmeyen bir levha var. Üye olmayan giremez. Kapımız açık efendim herkese. Güzel açıksa üye olmayan giremez tavrı ne? Niye faaliyetlerinizi bütün Müslümanlara duyurmazsınız? Bütün cemaatleri davet etmezsiniz konferanslarınıza, yayınlarınıza, şunlara bunlara? Niye öteki cemaatlerin kültürel faaliyetlerine siz gitmezsiniz, dinlemezsiniz? Hepinizin medyası var, gazetesi var, dergisi var, kitabı var. Hepiniz bir hoca buluyorsunuz kendinizden, kendi hocalarınızdan. Bir Kur'an meali yaptırıyorsunuz, kitap yazdırıyorsunuz, onları okutuyorsunuz, onlarla meşgul. Ya öteki cemaatin de var, onlara da bir göz atın. Bu israf neye? Bu ümmetin bu kadar varlığını ayrı ayrı 7-8 türlü israf etmeye hakkınız mı var sizin? Bir araya gelseniz de iş bölümü yapsanız, arkadaş biz şu alanda, biz şu alanda, biz şu alanda bir şeyler yapalım deseniz, o zaman iş bölümü olur, ümmet de tek ağızdan adam gibi şeyleri dinler. Yok, herkes aynı şeyleri yapıyor. Ya bu aynı şeyi yapmak bir enerjiye, bir bedele vabeste. Bu da ümmetin kesesinden gidiyor. Yani bizim yaptığımız işler, arkadaşlar, dostlar, yani tamam dinimizi, dindarlığımızı geliştirmeye çalışalım ama bunu yaparken de acaba bir başka ümmet ferdine bir zararım dokunuyor mu? Farklı bir şey, daha güzel bir şey yapabilir miydim? Kaygısı da içimizde olmalı. Ümmet bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti kardeşlik esasına dayalı olarak var olmuştur, kurulmuştur, geliştirilmiştir. Yani bunu biliyoruz. Medine'ye geldiğinde Ensar, işte biz Ensar Vakfı'nı kurarken büyük heyecanımız oydu. Yani Medine'deki Müslümanlar gibi ülkedeki diğer Müslümanlara yardımcı olacağız. İslami manada efendim yol gösterici olacağız. Onlara kucak açacağız falan filan. Ensar olacağız. Modern ensar olacağız. 20. asrın ensar olacağız gibi çok nutuk attık, konuştuk. Hüseyin bile yoktu o zamanlar. 1979'dan itibaren kuruluş faalietlerinde bendeniz de vakfın kurucularındanım, vardım. Öyle çok birbirimizi heyecanlandırdık, çalıştık. Ama ne oldu? Bir müessese kuruldu, geliyor, gidiyor işte, yaşıyor yani. Fakat henüz daha vakıflar arası birlik bilmem ne bir faaliyetler de oldu galiba. Genel bir şey, şemsiye kuruluşlar. Bunların yapılması lazım. Şemsiye kuruluşlar, en azından şemsiye kuruluşlar. Şu cemaatler içinde Şeyhül Meşayih bulunması lazım hocam. Meşihat müessesesi bir şekilde diriltilmesi lazım. Her şeyh kendi başına almış gidiyor. Ya tamam git gözüm kardeşim, sana bir şey demiyoruz ama senin de nihayet sorumlu olduğun bir birlikte olmak ihtiyacın var. Bu ümmeti yönelik senin de böyle bir kaygın olması lazım. Sizin de bir başınızın olması lazım. Şeyhül Meşayih diye, yani buyurun gelin bir oturalım konuşalım deyince gidebileceğiniz biri olmalı, bir üst irade olmalı. Hiç olmazsa, böyle olursa o zaman yine böyle darmadağınık olmaz. Yani içimizde o kadar perişanlık var ki, ya açık söyleyeyim yani yürekler acısıdır.
Belki sizler içinizde çok konuştuğumuz arkadaşlar var, onlar duymuşlardır. Ben bir yerde konuşuyorum böyle. İkinci sırada oturan bir Müslüman yanındaki Müslümana eğildi. Tam benim böyle konuşmaya ara verdiğim bir şeydeydi. Bizden mi? İhvan mı? Dedi. Ben duydum. Yani, bizden mi? İhvan mı? Müslüman. Bir cemaate mensup. Beni de çağırmışsınız. Herhalde bir başka dinin adamı olarak çağırmadınız. Beni de çağırmışsınız. Konuşuyorum. Yani söylediklerimde bir şey varsa bizden mi, ihvan mı diye özellikle sizden olmasını istemek neye? Niye böyle bir ihtiyaç hissediyorsun? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demem yetmiyor mu ya Allah aşkına sizden olmam için? Bunlar bizim iç dertlerimiz. Ümmetin kardeşliği konusunda söylenecek çok söz var. Geldik gidiyoruz Mustafa Hoca. 70'i aştık, 70'in yarısını da geçtik. Anca aklımız başımıza geldi. Son zamanlarda bu ümmeti daha çok söz etmeye başladım. Ümmet Risalesi diye de bir kitap yazdım. Şimdi ondan da bazı şeyler söyleyeceğim. Yangınımız bu noktada. Şimdi bir şey daha geçelim bakalım ne var gerisi. Bizim dünyamız şu ikrar ile başlardı. Sıbyan mekteplerinde veya ağızdan Sübhaneke namaz surelerini öğrenmek için gittiğimiz cami hocalarında, bizim zamanımızda şimdi kalmadı bunlar, böyle Mızraklı İlmihal'in başındaki bir şey, kimlik öğretimi vardı. İşte ben onun en öz cümlesini aldım. Ben Hazreti Adem Aleyhisselam zürriyetindenim, maymun zürriyetinden değilim demektir bu. Hemen daha orada kendini insan olarak konumlandırıyor. Bizim dünyamız böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam milletindenim. Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden ve ümmetindenim. Bu kelimeleri efendim zürriyet, millet, ümmet bu kelimelerin manasını bile daha bilmeden Müslüman yavrularına öğretilen kimlik esasları bunlardı. Ümmeti Muhammed denim. İnneni minel müslimini daha dili dönmeye başladığı zaman bu nesil öğreniyordu. Şimdi de işte bir şeyler öğretiyorlar. Çalışkanmış, doğruymuş, bilmem neymiş. Sözde çalışkanlık, sözde doğruluk. Neyse karışmayalım oraya. O da kalktı elhamdülillah herhalde. Ben burada konuşmaya vesile olur diye böyle kısa kısa şeyler tespit etmiştim. Bunu söyledim. Ümmeti Muhammed, Kur'an-ı Kerim ekseninde sünnet-i Muhammed ile inşa edilmiş sosyal bir yapı ve gerçekliktir. Bu sebeple sünnet ile ümmet birbirinin yokluğunu kaldıramayacak olan Peygamber Efendimiz'in iki emanetidir. Kur'an-ı Kerim eyvallah Allah'ın hıfz-ı emanındadır. O da onun emaneti. Ama sünnetle ümmet Efendimiz'in birbirinden ayrılmaya tahammülü olmayan iki emanetidir. Ümmetin İslam'ı sağlıklı yaşayabilmesi için onu sünnet-i Muhammed üzere yaşamaya gayret etmesi, onu yegane ölçü bilmesi ve benimsemesi gerekmektedir. Bu gereklilik ümmeti Muhammed ile sünnet-i Muhammed ilişkisinin hayatımıza kazandırdığı en temel kimlik, en belirgin erdem ve en köklü sorumluluk ilkesidir. Zira sünnetin olmadığı yerde ümmette yoktur. Ümmet Risalesi diye son zamanlarda yayınladığım, en son yayınladığım kitap da ümmet
olmanın bize yüklediği görevler, sorumluluklar bir bölüm. Ondan sonra da ümmet hayatının virüsleri, zararlıları nelerdir? Bir bölümde onu işledim. Ümmet olmanın sorumluluğunu ben sayacağım. Onlardan üç tanesi üzerinde duracağız. Ümmetin manevi şahsiyetine leke getirmemek. Biz şimdi hayatımızı yaşarken bu noktaya pek dikkat etmiyoruz. Ben bir Müslümanım, işte bir falan yerde yaşayan bir garibanım. Benim yaptığım, ettiğimden kime ne, ben sorumlu olurum gibi düşünüyoruz. Halbuki biz bir ümmeti Muhammed hanedanına mensubuz ve bizim her hareketimiz müsbetse güzellik olarak, menfi ise nakisa olarak ümmeti Muhammed'in manevi şahsiyetiyle ilgilidir. Onun için de ümmetin manevi şahsiyetine leke getirmemek gibi bir bilincimiz, bir şuurumuz olması lazım. Hanedan mensupları istedikleri zaman keyfe maişe sokağa çıkamazlar. Güvenlik tedbirleri alınır, özel güvenlik konur peşine. Niye? Hanedan mensubunun sokakta karşılaşacağı olumsuz bir tavır o hanedanı lekeler. Osmanlı hanedanı mensubu rastgele bir vatandaş gibi, istediği gibi hareket edemez. Ümmet-i Muhammed hanedanına mensupsak, bizler de dilediğimiz gibi, istediğimiz gibi her yerde hareket edemeyiz. Nihayet bizim de hareketlerimizden ümmet-i Muhammed rencide olabilir. Buna hakkımız yok. Ümmeti inşa eden sünnet-i seniyeye uymak. Ümmetin yapısını, temel bağ olan din kardeşliğini öncelemek. Hazreti Peygamber'i örnek almak, ihvan-ı İslam olmaya bakmak, ihvan mı bizden mi diye sorana böyle demek lazımdı. İhvan-ı İslam olmak yetmiyor mu? Akif merhum ne diyor? Emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi, nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Şu ifadeye bakın. Yani emri bil maruf imiş ihvan-ı İslam'ın işi. Falan tarikatın mensuplarının falan değil. İslam kardeşlerinin işi emri bil maruf imiş. Nehyedermiş bir fenalık görse kardeş kardeşi. Kardeş kardeşi bir kötülükten nasıl nehyeder? Sevgi dolu bir ifadeyle, yaklaşımla. Akif bu yüzden büyük. İhvan-ı İslam olmaya bakmak. Din kardeşliğinin özünü teşkil eden İslam'ı önemsemek. Cemaattan kopmamak. Bu cemaat bizim bildiğimiz cemaatler değil. Ehl-i sünnet vel cemaat. Onu da şimdi ehl-i sünnet vel cemaat diyemeyecek hale getiren ağızlar, laflar var. Orada da sıkıntı büyümeye başladı. Her olumsuz ya böyle çok zayıf şeyleri ehl-i sünnet vel cemaatın inancı budur diye birileri rahat rahat kullanıyor. Yani bu da bir sıkıntı oluşmaya başladı. Ümmetin dertleriyle ilgilenmek, inananlardan yana tavır almak, inançlı muvahhid nesiller yetiştirmek, ümmete kolaylık göstermek. Bu ümmet olmanın bize yüklediği sorumlulukların satır başları. Bir de ümmet hayatının virüsleri, zararlıları var. Onları da satır başı halinde sayayım. İman zayıflığı, amel eksikliği. Dinler ve dindarlar arası rekabet. Cemaatler arası rekabet. Öncelik karmaşası ya da kayması. Neyi neden önce yapacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Kavmiyetçilik, ırkçılık, içki ve uyuşturucu bağımlılığı. Bunu ben söylemiyorum. Bunu burayı söyleyen İngiliz Arnold Toynbee. Din sosyolojisiyle meşgul olan, kendisi de papaz. Efendim misyoner tarafı var. Kitapları var.
medeniyetleri karşılaştırıyor. Diyor ki, İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti söz konusu ederken, İslam medeniyeti Batı medeniyetinden üç noktada üstündür diyor. Bir, tevhid ilkesini getirmiş ve koruyor olması. Adamlar biliyorlar yani, bilmeyen değil, kendileri teslise kaydılar. Onun bir şey ifade etmediğinin farkında. İki, efendim, kavmiyetçiliği yasaklaması, ırkçılığı yasaklaması diyor. Çünkü Avrupa'daki derebeyler, beylikler bilmem neler sıkıntısını görmüş. İslam'ın bir bütünlük, yani inançta tevhid, toplumda vahdet demektir. İlkesine sahip olması, ırkçılığı yasaklamış olması, İslam'ın Batı medeniyetinden üstün olduğu bir başka noktadır diyor. Üçüncüsü ise içki ve içki diyor. O tabii o zaman uyuşturucu çok şey değildi. İçki ve uyuşturucu yasağını getirmiş olması. Dostlar bakın, tevhid inanç noktasındaki farkımız. Irkçılığın yasaklanması toplum bazındaki üstünlüğümüz. İçki ve uyuşturucunun yasaklanması ahlaki konulardaki İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyetinden üstünlüğü. Bunları tabii sadece böyle bilimsel bir sonuç bulmak için araştırıp da onun için ilan etmiyor. Misyoner tarafı da olduğu için Batılılara hedef gösteriyor. Diyor ki, Müslümanlarla İslam dünyası ile bir hesaplaşmanız olacaksa, onların bizden üstün oldukları noktalar buralar. Bu üç noktadan hücum ederseniz onların ezebilirsiniz. Tevhid inançlarını bozacaksınız. Toplumdaki vahdetlerini bozacaksınız. Irkçılığı, ulusalcılığı teşvik edeceksiniz. Ve ferdi ahlakı, ailevi ahlakı, insanlık meziyetlerini alt üst etmek için de içkiyi propaganda edeceksiniz. İçkiyi yaygınlaştırmaya, uyuşturucu yaygınlaştırmaya çalışacaksınız. İlk hedefleriniz bunlar olmalı. Böyle açıkça söylemiyor. Yani onların bizden üstün olduğu yerler bunlardır. Hedefleriniz bunlardır arkadaş. Bunu da siz anlayın diyor yani. Aksi halde kitapları tercüme edilmez. Biz doğrudan doğruya karşı çıkarız. Ama yaptığı bu. Onun için bizim ümmetin içinde ne yazık ki bu hastalıklar olan körüklenmiş, empoze edilmiştir. Bugün bunlarla musabız. Cehalet ve öğretilmiş cahillik. Bu ümmetin bir virüsü, zararlısı da bu. Bizim okullarımızda cehalet tamam ama resmen kurum ve kuruluş olarak, eğitim müessesesi olarak öğrettiğimiz cahillikler var. Öğretilmiş cehalet var. Biz bunun kurbanıyız. Doğruyu öğretmiyorlar ki. Resmi öğretiler, söylemler gerçekten çok uzak olabiliyor. Öğretilmiş cehalet. Bizim bir tarih hocamız vardı İmam Hatip Okulu'nda. Yaşlı biri. Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği, o değerlere son derece bağlı birisi vardı. Derslerde ikide bir, ya bu matbaa işte zamanında gelmedi ülkeye, şu kadar cahilliğe mal oldu, bu kadar cehalet yayıldı, bilmem ne konuşup duruyor. Bunu tekrar ediyor. Bir gün muzipliğim tuttu, el kaldırdım. Ne diyorsun dedi. Ama kendisi de böyle titreyerek, artık çok yaşlı, titreyerek konuşan bir hoca. Allah taksiratını affetsin. Hocam dedim, siz böyle söyleyip duruyorsunuz da, ben merak ediyorum. Yani matbaa evet geç, biraz geç gelmiş ülkeye ama matbaa geldi, cehalet bitti mi dedim. Yani okur yazar olmayanlar matbaa gelip kitaplar basılmaya başlayınca onların cehaleti ortadan kalktı mı? Yani yoksa cehalet yine hala devam ediyor mu? Atır.
atıldı. Bana baktı ki şey itiraz yani öyle sadece matbaanın gelmesiyle bitecek bir itiraz değil. Batır yerine atır dedi. Beni yerime oturttu idi. Öğretilmiş cahillik yani. Bize bir takım cehaleti öğretiyorlar. Orada bir daha söylemiştim hatırlıyorum Hüseyin. Şu anda din öğretiminden belki arkadaşlar, öğretmen arkadaşlar var da merkezden kimse yok. Bizim genel müdürlüğümüzün adı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'dür. Bakanlıkta öğretim kelimesiyle anılan yegane genel müdürlük. Bir de bir mektupla falan öğretim mi bir ismini bilmediğim bir varmış bir tane daha. Onu genel müdür söyledi. Ben Nazif Bey'in yanında bu tenkidi yapınca bir tek dedim bizim genel müdürlüğümüz öğretim. Bakanlığın adı Milli Eğitim Bakanlığı, bizimki öğretim. Bu ne demek? Sen bilgisini vereceksin. Din öğretimi genel müdür. Bu müdürlük dinin bilgisini verecek. Eğitim yok. Nasıl yaşanacağını göstermeyeceksin. Bilinçli olarak konulmuş bir isimdir bu. Öyle yani rastgele böyle denmiş değil. Diğerleri hep orta öğretim, eğitim bilmem ne, eğitim müdürü. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yani din öğretimi genel müdürü. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi. Ne demek? Din kültürü. Kültürünü anlatacaksın, bilgisini vereceksin, nasıl yaşanır olduğunu göstermeyeceksin. O dersin adı da bilinçli kondu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kanunu din konusunda toplumu aydınlatmaktır. Ne demek din konusunda toplumu aydınlatmaktır? Din inançtır, ibadettir, ahlaktır. Bir de dini de tarif ediyor. Bari bırak din konusunda toplumu aydınlatmaktır diyorsan bırak, tarif etme. Hayır. Din de inanç, ibadet, ahlak. Muamelat nerede? O yok. Yani ancak bu üç konuda bilgi verirsin. Halbuki ne olacak? Diyanetin ana görevi dini yönden, dini açıdan toplumu aydınlatmaktır. Böyle konsa her konunun dini tarafı vardır. Dinin her konuya yönelik söyleyeceği bir söz vardır. Onları bizim müftü efendilerimiz, vaiz arkadaşlarımız, hocalarımız rahat rahat konuşur. Yo, din konusunda konuşacaksın. O da inanç, ibadet, ahlak. Bunun dışına çıkarsan anan adı ne, babanın adı ne? Sorguya, suale alırlar seni. Bunlar hepsi hesaplı, kitaplı söylenmiş laflar, tespit edilmiş, mevzuata katılmış şeyler. Ümmetin problemleri daha nerelere kadar uzanıyor? Bakın, yani bu dertlerin üstesinden nasıl geleceğiz? Sana ne ya dini tarif etmek? Din dindir işte. İslami açıdan toplumu aydınlatmaktır de erkeksen diyebiliyorsun. Ve bırak orada, İslam neyse odur. İnançtır, ibadettir, ahlaktır. Veda hutbesini radyo konuşması olarak hazırlamış, göndermiştim bir zaman. Faiz ayağımın altındadır cümlelerini, faizle ilgili cümleleri çıkarmış. Oradaki kim çıkardıysa. Dinleyen arkadaşlardan da bizi tanıyan sınıf arkadaşlarımızdan falan ilahiyatta arkadaşlar olmuş. Kendi aralarında şeye düşmüşler tereddüde. Bunu İsmail yazmıştır diyenler olmuş. Yazmamıştır. Yayınlanmayacağını bildiği için o sansürlemiştir diyenler olmuş. Kendi aralarında tartışmışlar. Canı sıkılan bir dost da bana telefon etti. Arkadaş dedi, biz böyle arkadaşlarla birbirimize düştük. Bu cümleleri sen mi yazmadın yoksa oradan şeyden mi geçmedi, denetimden mi geçmedi? Hele ki yazmışım Mustafa Hoca. Yani müsveddesi bende var. Dedim arkadaş, ben makaslamadım, böyle bir hakkı kendimde görmem. Ben yazmıştım, onlar halletmişler demek ki dedim. Oh elhamdülillah dedi ya, şimdi rahat ettik. Yoksa benim de dinimden, imanımdan millet şüphe edecek. Yani bu da rejimin adamı, düzenin adamı diyecek. Niye? Faizle ilgili veda hutbesindeki cümleleri çıkarmış.
Ne haddime ya, ben ondan bahsediyorsam onu nasıl çıkarırım? Ama yukarıdan orayı sansürlemişler. Orayı yayınlamamışlar. Ben hiç dinlemedim de. Yani bunlar oluyor. Bilinçli şeyler var yani böyle. Belli noktalarda kontrol noktaları konulmuş. Sistem kendini zararlı gördüğü noktalarda şey yapıyor. Şimdi biraz rahat olalım. Yani bırakın kardeşim, İslam İslam olarak kalsın ya. Niye müdahale ediyorsunuz? Ümmet ümmet olarak. Ümmet diyemezdik. Mustafa Hoca sen hatırlarsın. İmam Hatip Okulu'nda biz yetişme çağımızda şeriat, ümmet bu kelimeleri ağzımıza alamazdık. Ümmetçi, ümmetçi. Neyse ümmetçi ne demekse. Ümmetçiye bak, şeriatçı. Yahu ne bu bu? Dini terim işte. İman birliği, ümmet iman birliği. Dünyanın neresinde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen varsa, aha o benim kardeşim. Bitti. Bu yani ümmetçi diye bir şey mi var yani? Bunu bize yaşattılar. Elhamdülillah şimdi rahatladı artık. Ümmette söyleniyor, şeriatta söyleniyor falan. Fakat şimdi de başka sıkıntılar doğmaya başladı. Yalnız en çok üzüldüğüm noktaları söyleyeyim, geçeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin din kardeşliğini öncelemek noktasında bir hadis-i şerifi var. Onun üzerinde biraz duralım. Bu sünnete uymak falan filan artık bunları hepimiz biliyoruz. Da bazen işte ne bileyim boş bulunan arkadaşlarımız oluyor. Hazreti Peygamber'e görev vermeye çalışıyorlar, rol biçiyorlar. Benim peygamberim böyle şey söylemez diyorlar. O kadar acı bir laf ki bu. Ve bunu müftü efendiler söylüyor. Profesörler söylüyor, meslektaşlarım söylüyor. Bir söz hoşuna gitmemiş, kendi aklına uymuyor. Benim peygamberim böyle şey söylemez diyor. Yahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sen kendi his ve heveslerinle, aklınla nasıl sınırlandırırsın? Ona nasıl görev verirsin? Şunu söyler, bunu söylemez diye. Söyledi, söylemedi. Tamam, bunu araştırırız. Efendimiz bunu böyle buyurmuştur, buyurmamıştır deriz. Buna hakkımız var. Ama söylemez. Ne demek? Bir Hazreti Ayşe'nin bir sözünde buyuruyor ki, Ayşe validemiz hanımlarda olduğu için onlara da biraz rüşvet verelim. Bu kadar dinlediler, yoruldular. Hanımların diyor, bugün yapıp ettiklerini, Müslüman hanımların bugün yapıp ettiklerini camiye gider gelirken görseydi Resulullah, muttali olsaydı buna, ehl-i kitabın, İsrail'in hanımları gibi bizim bu Müslüman hanımları da camiye gitmekten men ederdi. Yasaklardı onlara camiyi. Hazreti Ayşe'nin böyle bir beyanı var. Doçentlik imtihanında bana jüri başkanı hocam, başkan değil de üyesi bir hocam bunu sordu. Hazreti Ayşe böyle diyor. Bu sünnetin değiştirilebileceğini göstermiyor mu? Şimdi iki hoca vardı. Biri biraz böyle değişiklikten yana, güncellemelerden yana, öteki biraz daha klasik tavırlı. Ben de Kayseri mezunu olarak, İmam Hatip mezunu olarak kendi kendime Kayserilik yapıyordum. Soruyu hangisi sorarsa onun havasında cevap vereyim de yakayı kurtaralım diye. Allah biliyor yani, böyle düşünmüştüm. Şimdi bunu böyle düşünmedim desem olmaz. Efendim, soruyu soran hocaya göre şöyle bir düşündüm. O ana kadar da hiç bu mesele gündemimize gelmemişti. 1987'de doçentlik imtihanında. Şöyle baktım hocanın yüzüne. Dedim değiştirilebileceğini ifade ediyor. Dedim o memnun oldu. Tamam, onu o cevabı aldı. Öteki bir üye, o başka bir dalda fıkıhçı bir hoca, o zaman dedi o değiştirilebilecekse ikili birli
miras taksimi de değiştirilemez mi dedi. Hanımlara işte bir, erkeklere iki. Misli hazırlıyor şey. Şimdi biri ayetle, biri Hazreti Ayşe'nin sözü. Bunu biliyorum, onu söylemek istemedim. Şöyle Allah o anda aklıma şöyle bir cümle ilham etti. Dedim ki bu iki konu birbirine kıyaslanamaz. Birisi ahlaki bir konu neticede, öteki özel hukuk konusu dedim. Bunu soran da fıkıhçıydı, hukukçuydu. Hukukçu hocaya hukuk dersi verdik ya, özel hukuk konusu. Yani şahsi hukuk, bunu sen nasıl değiştirirsin demektir. Bitti. Hiç itiraz etmediler. Jüriden şey gelmedi, itiraz gelmedi yani. Bu cevabını da yerine anladım ki tam yerini buldu yani. Döndük geldik sınıfta, işte macerayı sordu öğrencilerim. Anlatıyorum, böyle söylediler, böyle bilmem ne. Bu Resulullah muttali olsaydı onları camiden men ederdi diye, bu sünnetin değiştirileceğini göstermiyor mu diye sordular. Dedim, arkadan bir öğrenci, hiç de beklemezdim kendisinden. Hocam, buyur. Bu sünnetin değiştirileceğini değil de değiştirilemeyeceğini göstermez mi bu söz dedi. Nasıl dedim? Hocam Arapçada biliyorsunuz şart ceza diye bir şey var dedi, bir cümle yapısı var. Resulullah görseydi diyor. Şart yok, görmemiş. Görmediğine göre bu sünnette değiştirilemez. Şartı olmayan bir cümlenin cezası üzerine hüküm bina edilir mi? Allah senin cezanı vermesin lan dedim. Bir hafta evvel söyleseydin ya, şunu da onda hocalara bir güzel ders verseydim orada. Benim hiç aklıma gelmedi yani. Hakikaten öyle. Şart ceza cümle. Peygamber görseydi mene derdi. Yani sünneti koyan kaldırır. Bunun manası bu. Sünneti koyan kaldırır. Canı isteyen değil. Peygamber görseydi kaldırır. O Hazreti Ayşe'nin kanaatı. Yani hanımların yaptığı işlerin kötü olduğunu söylemek için böyle bir cümle kullanmış. Bir tek o var. Yani Resulullah'a rol biçme manasına gelebilecek bir tek cümle bu var bizim kitaplarımızda. O da Hazreti Ayşe halifelere gitmiyor. Ya peygamber böyle yapardı, siz onun halifesisiniz, siz yasaklayın diye herhangi bir halifeye müracaatı yok. Kendisi ben peygambere şey olarak hanımların ben yasaklanmasını istiyorum, yasaklayın, yasakladım gitti. Böyle bir haddi de yok, şeyi de yok, böyle bir sözü de yok. Ha, o zaman ümmet peygambere rol biçemez. Ümmet mi peygamber şöyle derdi, böyle demezdi, şunu yapardı, bunu yapmazdı. Karışma ona. Sen peygamber değilsin. Onu söyleyebilmek için peygamber ayarında bir sorumluluğun olması, bir şey, bir mevkiin, görevin olması lazım. Maalesef ümmet olmanın bilincini biz böyle kendi kendimize de aşıyoruz bazen. Haddini aşan beyanlar bunlar. Neyse. Şu din kardeşliğini söyleyeyim de bitireyim bu işi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis kitaplarımızın Fedail-i Ashab bölümünde Hazreti Ebu Bekir'in faziletleriyle ilgili kısımda karşınıza çıkar. Buyuruyor ki لَوْ كُنْتُ مُتَّخِزًا خَل۪يلًا مِنْ مُتَّخِزًا مِنْ اُمَّتِي خَل۪يلًا Ben ümmetimden bir özel dost edinecek olsaydım لَتَّخَزْتُ اَبَا بَكْرِ Hazreti Ebu Bekir'i dost edinirdim, sırdaş edinirdim, özel. Halil edinirdim. Velakin uhuvvetül İslami velakin ahi ve sahibi. O benim din kardeşim ve dava arkadaşımdır. Bütün rivayetlerde bu sıra böyle geliyor. Velakin ahi ve sahibi. O benim din kardeşim. Ahi fiddin ve sahibi fiddava. Bir başka rivayette de
Velakin uhuvvetül İslami efdal. Bitti. Din kardeşliği, İslam kardeşliği, her türlü kardeşliğin, her türlü bağın üzerindedir. Var mı itiraz olan? Bana itiraz etmeyeceksiniz, itiraz edersiniz. Resulullah'a itiraz edeceksiniz. Şimdi, din kardeşiyiz deyip de kendi cemaatini mensup olanları ihvan mı, kardeş mi falan filan ya bizden mi diye sorarak onları önceleme hangi Müslümanın, bilinçli bir Müslümanın yapacağı iştir? Din kardeşliği her türlü kardeşliğin üstündedir. Uhuvvetül İslam efdal. Bu beyanı, Resulullah Efendimiz'in bu beyanını Mebarikul Ezhar Şerhu Meşarikul Envar sahibi İbn-i Melek şöyle ibaresi de orada görüyorsunuz. Şöyle yorumluyor, Türkçesini ben size söyleyeyim. Resulullah'ın halil, dost edinmesi kendi fiiliyle olurdu. Zaten levküntü müttehizen halilen buyuruyor. Kendi fiiliyle olan bir olay olurdu. İslam kardeşliği ise Allah'ın fiiliyle gerçekleşmiştir. Yani innemel müminüne ihva. Müslüman kardeşliğini ilan eden Allah'tır. İslam kardeşliğini. Peygamber bir dost edinseydi kendi isteğiyle, kendi fiiliyle yapmış olurdu. Cümlenin can alıcısı cümle burada. Dolayısıyla peygamber için Allah'ın seçtiği şey onun kendisi için bizzat seçtiğinden elbette daha üstün ve önceliklidir. Peygamber de kendisi için Allah'ın seçtiğine uymak durumundadır. Kendi seçtiğini bir tarafa koyup Allah'ın seçtiğini kabullenmek konumundadır. Sen ben ne oluyor peki şimdi ey ümmeti Muhammed? Bizim kendi seçtiklerimizi Allah'ın seçtiğinin önüne geçirmek gibi bir haddimiz ve hakkımız var mı? Şimdi soru. Mustafa Hoca, çok sert bakıyorsun bana. Abi etme, korkuyorum. Mustafa Bey'le biz Haseki'den bir dönem arkadaşlığı yaptık. Ben bitiremedim, o bitirdi. Şimdi o da emekli, ben de emekliyim nasılsa. Emeklisiniz değil mi? Tamam. Bizim Müslüman kardeşlerimizin, biraz cemaatlerimizin içinde pirdaş kazanmak mı daha önemli, dindaş kazanmak mı daha öncelikli? Samimi söyleyelim yani. Bir cemaat mensubu, Müslüman kardeşimiz için o cemaata bir kişiyi kazandırmak pirdaş, yani o şeyhe bağlı bir kişi daha kazandırmak onun için büyük bir hizmet. Dindaş kazanmaktan, bir gayrimüslimi hidayete ermesine vesile olmaktan daha üstün, daha faziletli bir hizmet olarak telakki ediliyor. Bu doğru mu peki? Ya şu 6 milyar insan var daha İslam ile tanışacak. Birader, eğer imkanın varsa o 6 milyar insandan birini Müslümanlığa kazanmaya bak ya. Sen pirdaş kazanıyorsun, cami cemaatinden kazanıyorsun. O zaten Müslüman, yani ehli iman. Onun alıp kendi cemaatine götürüyorsun. Bu kolay bir şey bu. Bu yeni bir dindaş kazanmanın yerine geçebilir mi? Ama böyle anlaşılıyor. Pirdaş kazanmak, dindaş kazanmaktan daha öncelikli. O olmaz. Öncelik kayması. Öncelik sapması. Önceliği şaşırmak demektir bu. Bunlar hep ümmetin problemleri. Onun için dostlar, yani oturup günlerce, saatlerce
konuşmak, dertleşmek, Müslümanları, yalnız Müslümanları dert etmek, önemli olan bu. Yani ümmeti Muhammed'i dert etmek. Hatta ben şimdi Mustafa Hocam, Müslümanlar, müminler kelimelerini hadislerde geçen, hep onları ümmet diye tercüme etmeye niyet ediyorum neredeyse. Eftalül müminin mesela diyelim. Ümmetin en üstünü, en önde geleni. Müslümanların, müminlerin deyince pek millet bu işin şeyini anlamıyor. Yani çerçeveyi çok yakalayamıyor. Ümmetin en önde gelenleri, en faziletleri diye o kelimelere ümmet manası mı versek yoksa diye aklıma geliyor yani. Ümmeti unuttuk. Ümmet de bizi unuttu. Şimdi ancak böyle katliamlarda aklımıza geliyor. Şöyle haberlerde görüyoruz. Oradaki Müslümana acıyoruz. Vah bu ümmetin başına gelene diyoruz. Allah Süleyman Çelebi merhumun ifadesinde olduğu gibi ümmetin olduğumuz devlet yeter. Hizmetin kıldığımız izzet yeter. Hazreti Peygamber'in miracını böyle kutladığını yazıyor Süleyman Çelebi, sahabe-i kiramın. Biz de aynı ikrarı yapmalıyız. Ümmetin olduğumuz izzet yeter. İzzet kaynağı ümmeti Muhammed'den olmaktır. Ümmeti Muhammed, İslam'ı yaşama sanatını sünnet-i Muhammed'den meşk etmiştir. Aha, bu cümleyi de unutmayın. Bir daha tekrar edeyim değil mi? Ümmet-i Muhammed, İslam'ı yaşama sanatını sünnet-i Muhammed'den meşk etmiştir. İslam'ı yaşamak bir sanatsa, bir güzel sanatsa ki sanatların en üstünü, en güzelidir. 24 saati kucaklayan bir sanattır. İslam'ı yaşamak öyle rastgele bir şey değildir. O halde her güzel sanatta bir meşk edebi vardır. O meseleyi en iyi bilenden öğrenmek, meşk etmek. Ben 6 aylığına Hafız Kemal Batanay'dan hat meşk etmiştim. Rahmetliden. Allah gani gani rahmet eylesin. O meşkin ne demek olduğunu ben biliyorum. Bu güzel sanatlarda olur. Bir harfin, bir yerinin boyunun ne kadar olacağını noktalarla hocam gösteriyor. Noktalar. Yani 2,5 noktalık ise o, 3 nokta oldu mu şeyi bozuluyor. Bu cami ile kubbe münasebetleri vardır, görürsünüz. Kubbe şey, minare. Minareler bir acayip, cami bir şey, hiç münasip, mütenasip olmayan şeyler. Bunlar meşk edilmemiş şeyler. Benim dedemin yaptırdığı camide böyle münasebetsizlikler olmaz. Meşk edilmiştir çünkü. Onun için ümmet, İslam'ı yaşama sanatını, Müslümanlar İslam'ı yaşama sanatını sünnet-i Muhammed'den meşk etmişlerdir. Efendimiz namazı belinden gördüğünüz gibi kılın diyor. İbadet konusunda meşk kaynağı olduğunu açık ifade ediyor. Giyim kuşam gibi sünnet-i zevait meselelerinde de bende senin için bir güzel örnek yok mu? Üsve-i hasene yok mu diye ikaz ediyor. Saçı başı bozuk olanlara, eteği sürünenlere falan. Yani her türlü hayatın her tarafında Müslümanı ilgilendiren her beşeri faaliyette bir güzellik, bir estetik aradığınız zaman bunu sünnet-i seniyede buluruz biz. Bizim meşk kaynağımız İslam'ı yaşama, İslam sanat, İslam'ı sanat olarak değerlendirip yaşama meşkimizi biz sünnetten alırız. İnna Allaha ketebel ihsane ala kulli şey. Allah her konuda güzelliği emretmiştir. Estetiği emretmiştir. Müslümanın imanına yakışan bir kıvamı, bir güzelliği, bir özelliği emretmiştir. İşte onu da bize Resulullah göstermiştir. Bütün hadis-i şerifler Müslümanın İslam'ı yaşama sanatını iyice öğrenmesi için Efendimizin meşk müdahaleleridir.
O hadisleri böyle bizi yetiştirmek, bizi güzelleştirmek için önerdiği, öngördüğü müdahaleler olarak algılamamız gerekir. Böyle düşünürsek neşemiz artar. Ama bazı ukala takımından ukalalık edenler Hazreti Peygamber'e, hadis-i şeriflere hiç yakışmayan tarzda çok hoyratça, vahşice saldıranlar da var. Bunları da Allah ıslah eylesin. Bir video gönderdiler bana, bir kısa bir şey. Orada bir arkadaş konuşuyor. Sünnete uymayı tenkit ediyor veya işte sünnete ittibaı yanlış anlıyorsunuz demeye getiriyor. Diyor ki Hazreti Peygamber diyor öksüzdü, yetimdi, anası yoktu, babası yoktu. Onun sünnetine uymak istiyorsanız hadi siz de ananızı babanızı öldür. Bunu söylüyor ya. Ya insanların aklıyla mı alay ediyorsun sen? İşte müsait değil, bir şeyler söyleyeceğim de söyleyemiyorum. Yani Hazreti Peygamber anasını, babasını kendi mi öldürdü ki sünnet olsun? Bu söylenecek laf mı ya? Buraya kadar geldiler yani. Bu böylesine saçmalamaya kadar geldiler. Yani artık ne diyeceğinize şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Yani tabii onu biliyoruz, ne yapmak istediklerini de, neyin projesi oldukları da kuşkulandırıyor insanı da. Yani bari hiç olmazsa azıcık kafası çalışan, aklı olan insanları ya aklıyla oynama ya, alay etme. Hadi diyor, siz de ananızı babanızı öldürün, peşin sünnete uymuş olmak için, sünnete uyacaksan hadi diyor öldür. Ne yaparsın bu adamı? Bu adam, bu böylesi düşünen adam eğer bunu yani o anda böyle iş olsun diye söylemiyor da inanarak söylüyorsa ki öyle gözüküyor. Buna haddini bildirmek lazım. Osmanlı dedem ne diyor? İslam'ın şartı 7'dir diyor. Tamam mı? 7'dir. Olur mu öyle şey? 5'tir. Yok 7'dir. Söyle 5'ini biliyoruz. 6. 7. 6.'sı haddini bilmektir arkadaşlar. 7.'si haddini bilmeyene haddini bildirmektir. Bir Osmanlı tokadı gerekiyor. Yani bu kadar bunaltıyorlar insanı. Ya bu böyle şey olur mu ya? Böyle şey söylenir mi? Allah bizi herhangi bir müracaatımız olmadan Müslüman bir ülkede, Müslüman bir anne ve babadan Müslüman olarak dünyaya getirdi, bu şansı bize tanıdı. İslam'dan bizi mahrum bırakmasın. İmanımızı son nefesimizde de kendisine bir mümin ağzıyla efendim ikrar ederek öbür tarafa göçmek ve huzuruna çıkmayı hepimize nasip eylesin. Dünyadaki gelişen şartlar içerisinde Müslümanlığımızı, ümmeti Muhammed'den olan bir fert olduğumuzu hiçbir zaman bize unutturmasın. İnneni minel müslimin, inneni minel müslimin bu ayeti çokça her yerde söyleyerek herkese karşı İslam'ı böyle tanıtalım. İnneni minel müslimin, ben Müslümanlardanım arkadaş. Senin hangi cemaattan, hangi bilmem neden olduğun beni ilgilendirmez. Şimdi rahmet istedim. Mustafa Meral Çörtü Bey, bizim arkadaşımızdı, mahalleye çok beraberliğimiz oldu, gelir giderdik. Bir mübarek geceden sonra, gecenin sabahında deriz ya işte, önce dua et bu gece falan filan denir, birbirimizden dua isteriz. Öyle bir şey istediğini hatırlamıyorum. Bir mübarek gece, kandilin sabahında tuttu beni, dedi ki bu gece yaptığın duada bana da yer verdin değil mi dedi, bana da dua ettin değil mi dedi. Ne diyeyim? Ben de dedim ki, ya biz ecmaîncıyız, biz bütün Müslümanlara dua ettik. Sen de Müslümansan payını almışsındır dedim.
Allah! Bunu senelerce kullandı. Ben bu adama böyle dedim, o da bana böyle söyledi. Sen de Müslümansan payını almışsındır. Biz Müslümanlara dua ediyoruz, ümmeti Muhammed'e dua ediyoruz. İnşallah işler daha düzelir. Ümidimiz var. Rahmeti ilahiden ümidimizi kesmedik. وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَبْحِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hazreti Yakup'un oğullarına şeydir. Akif merhum da İstiklal Marşı'nı bu ayete uydurarak ilk kıtayı وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَبْحِ اللّٰهِ Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sanki aynı vurguyla. Çok kullanmış Akif bu ayeti o günlerde. Çok gittiği yerlerde falan. وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَبْحِ اللّٰهِ Biz de aynı şeyi söylüyor. Zorladım biliyorum sizleri. Allah kulaklarınıza sağlık, afiyet versin. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Adım Hıdır, yapacağım budur. Kabul buyursun. Vesselamu aleyküm.